Abi alacağız. Aşağı götüreceğiz. Aşağıda erkek yumurtalarını toplayacağız. Kaçacak. Burayı keseceğiz. Çok, tamam. Güzel oldu. Elinize sağlık hocam. Estağfurullah. İğnesini doluyor zehir. Saldırı esnasında kendilerini savunma amaçlı kullanıyorlar. Biz de bir aparat geliştirdik. Sazın tellerini çektik. Sazın tahta üzerine sazın tellerini çektik. Sazın tellerine 9 volt pilli elektrik veriyoruz. Sazın tellerinin altına da cam koyduk. Arıların uçuş pisti var. Kovandan çıkarken ve kovana gelirken uçuş pistine iniyorlar ve kalkıyorlar. Uçuş pistine koyuyoruz bu aparatı. Arılar çıkarken arıların ayağını ısırıyor. Elektrik ısırınca poposundan iğneyi çıkartıyor. Tele sokmaya çalışıyor. Tele sokunca ucundan bir damla sıvı damlıyor. Altta camımız var. Camın üzerine damlıyor. Damladıktan sonra 17 saniye ile 22 saniye arasında kuruyor. Havayla temas ettikten sonra. Sonra bu şekilde toplayıp falçatayla kazıyıp toz zehir elde ediyoruz. Dünya genelinde araştırdığımız kadarıyla arı zehri beyin felcinde, epilepsi hastalığında, rahim hastalığında kullanılıyor. Eklem romatizmalarında kullanılıyor. Saf zehri saf suyla sulandırıp enjektörle vücuttaki akupunktur noktalarına hocalarımız uygulama yapıyorlar. Potoks'ta da kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de ilaç sanayinin de gözü bu tarafa doğru bakmaya başladılar. İlaç sanayinden de arayıp soranlar oluyor. Biz üniversitelere tedarik ediyoruz çalışma amaçlı. Onlarca hastalığın tedavisinde kullanılan arı zehrinin gramını 500 TL diyoruz. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ciddi anlamda önem kazanmıştır. Bizim ülkemizde daha çok bal bilinirken şu anda bal dışında propolis, polen, arı zehri, aplanil, arı ekmeği, arı sütü gibi pek çok ürün artık rutin üretilir, satılır duruma gelmiştir. Ancak arı zehri şu anda rutin olarak toplanma bakımından yetersizdir. Artık kullanım ve satışı bakımından bir sıkıntı bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda arı zehri hak ettiği durumda değildir. Biz de bu arı zehrinin üretilmesi, kalite kontrolü ve ülkemizde pazarlanması ile ilgili bu çalışmaları başlatmak istedik. Şimdi arı zehrinin kullanımı ile ilgili Türkiye'de altyapı oldukça eksik. Bilimsel olarak laboratuvar çalışmaları ve insan üzerindeki tıp hekimlerinin çalışmaları başlamış durumda.